Üçüncü negatif kriter bence Alex Teixeira ile ilgili belirleyici olduğu. Hatırlayın işte 7 ay 8 ay çalışmadı oyuncu. Geldikten sonra bir Karagümrük maçı önde baskı. Baskı çok ciddi, yüksek şiddetli baskı yapıldı. Ondan sonra sakatlandı. Zaten 6-7 maç kaçırdı. Bir daha geri döndü. Oldu olmadı. Alex Teixeira'yı kaybettiniz. Alex Teixeira aslında bazı maçlarda o eski günlerinden özellikle mental koşularla, doğru yere koşularıyla çok güzel örnekler verdi. Santrfor'u rahatlattı. Ancak dediğiniz gibi özellikle hocanın sisteminde, Valerian İsmail'in sisteminde böyle bir oyuncuya yer yok. Daha farklı oyunculara yer var. Dolayısıyla zaten İsmail Hoca'nın da onayı olsaydı, isteseydi kalırdı. O da hem oyun sistemi anlamında hem performans anlamında Alex'e güle güle demiş ki böyle bir sonuç alınmış. Evet. Atilla Szalai açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe Partizan'la bir hazırlık maçı yapmıştı. Karşılaşmanın ardından canlı yayında dinliyoruz. The team did well in also in the defense and also in the offensive way of the game. Of course we still have to improve. We still have to adapt on the new things and on the new tactics, on the new movements, but we are on a very good way and we want to continue like this. Evet, bizler açısından zor bir maç olduğunu ifade edebilirim. Özellikle yapmış olduğumuz sıkı idman temposundan sonra bu tip maçlar zor olabiliyor. Çünkü hazırlık devremiz oldukça yoğun bir tempoda geçiyor. Ama genel olarak iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim bugün saha içerisinde. Hem ofansif anlamda hem de savunma anlamında iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ama elbette ki geliştirmemiz gereken noktalar da yok değil. Şu an itibariyle oluşturulan yeni taktiğe adapte olmamız gerekiyor. Aksiyonlarımıza adapte olmamız gerekiyor. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Savunma dörtlüsü geçtiğimiz yıldan bu yana artık birlikte oynuyor. Uyumlu bir dörtlüden bahsedebiliriz. Hazırlık maçı döneminde de son iki maçta özellikle bu dörtlüyü yan yana gördük. Bu uyum hakkında ne söylemek ister? Hem Kim Min-jae ile ilgili hem de bek oyuncuları ile ilgili, Ferdi ve Osayi ile ilgili neler söylemek ister? So if you talk about the last season, you have been playing together. If you talk just for taking into consideration the four defensive line, you're playing all together. And in the last two preparations game, we also saw that you are playing together. What would you like to say for the Min-jae and also for our fullbacks? Yeah, of course, they are all very good players. But I can mention every teammate in the squad because we have a very very strong squad, a lot of good players and. We like to play together. Like I mentioned before, with our new tactics and our new movements, of course, everybody needs time to adapt to the situation. And yeah, for sure, also in the physical way of the game, to be in the best shape. But like I said before, we are on a very 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 good way, and our target is to continue like this. Evet, iyi oyuncular, bu saydığımız isimler, defanstaki attığımız iyi oyuncular ama ben sadece onlar için değil, aynı zamanda tüm takım arkadaşlarımın için de şunu söyleyebilirim ki gerçekten bütün takım arkadaşlarım iyi performans ortaya koyuyorlar. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız ve birlikte oynamaktan da keyif aldığımızı söyleyebilirim. Şu an itibariyle söylemiş olduğum gibi yeni bir taktik var, yeni bir aksiyon durumunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz hep beraber. Oynatılmak istenen şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak da en iyimizi ortaya koymak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söylemiş olduğum gibi iyi yoldayız. Hedefimiz de bu yönde devam etmek. İsmail Hüseyin soracağım. Savunmanın geri dörtlüğü aynıydı ama ön tarafta ilk kez farklı bir oyuncu oynadı onların önünde, hemen önünde. Onun performansını ve savunmayla uyumunu nasıl buldu? Çünkü Jesus'un çok sık olarak alkışladığını, onun performansına dair güzel bulduğunu gösteren hareketleri olduğunu ifade ederim. So speaking of İsmail Yüksek, he was the player who played the first time next to you. If you don't talk about the first defensive line, the four defensive line, what would you like to say about his harmony next to you? Because we also saw that our head coach Jesus applauded him a lot because of his performance. What would you like to say about him? Yeah, he's a fantastic player, a young player with a big potential, and I think everybody saw today what kind of amazing performance he did. So we are very proud of him, and we are trying to support him to keep on the same way. Today, like he mentioned, in the number six position as a defensive midfielder, he did a really really good job. So, like I said, we are proud of him and supporting him. Evet, kendisi harika bir oyuncu.
Yüksek bir potansiyele sahip bir futbolcu İsmail Yüksek. Yaptığı şeylerle de göstermiş olduğu performansla da bunu gösterdiğini düşünüyorum herkese. Biz de aynı şekilde onu destekliyoruz, onun oyununu ve onu genel anlamda destekliyoruz. Bugün 6 numara pozisyonunda oynadı, defansın önünde oynadı ve iyi bir iş çıkardı bana göre. Gururlu olduğumu söyleyebilirim. Bizler onu destekliyoruz. Hoca hakkında neler söylemek ister? Bir de tabii ki maçı var. Hedefler ve Kiev maçı, onu da alabilir miyiz? So what would you like to say about our head coach, Jorge Jesus, and also for the Dynamo Kiev game? Of course, I think everybody in the world of football knows our coach very well. He's a very, very successful coach. Did success everywhere and in big teams with good performances. And this is our target also here, to be successful. And we are trying to learn from him every day. On the pitch or outside the pitch, in video meetings, we are working a lot. We are working very intensive, and we are trying to adapt to his new tactics, to his new ideas. Of course, we know that Dynamo Kiev is a good team. That's the reason why they are playing for Champions League qualification. We will prepare on our best way, and we will arrive to this game in our best shape to give everything to be able to reach our targets. Evet, futbolda, dünya futbolunda herkes Jorge Jesus'u gerçekten iyi bir şekilde tanıdığını düşünüyorum. Onun ne kadar başarılı bir hoca olduğunu, dünyadaki futbol camiasının çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Çalışmış olduğu her yerde başarılıydı. İyi bir performans ortaya koydu takımlarında. Bizim de hedefimiz elbette ki hep beraber bir başarı yakalamak. Biz de her gün ondan yeni şeyler öğreniyoruz. Hem saha içerisinde hem de saha dışında yeni şeyler öğreniyoruz. Yaptığımız video toplantılarında da, video analizlerinde de çok yeni şeyler öğrendiğimizi söyleyebilirim. Elbette ki şu anda onun taktik felsefesine ve fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz. Dinamo takımına gelecek olursak, Dinamo gerçekten iyi bir takım. Zaten iyi bir takım olduğu için Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaşacağız. Biz de en iyi şekilde ona hazırlanacağız. En iyi performansımızı ortaya koymak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz o maça kadar. Son olarak da transferle ilgili çok fazla dedikodu çıkıyor hakkında. Neler söylemek ister? Çok fazla takımın kendisiyle ilgilendiği iddia ediyor. So there are many rumors about the transfer that it's being talked that many teams are interested with you. What would you like to say about it? Yes, like in the past I said a lot of times my only focus now is Fenerbahçe and my focus is to give everything for my team and to be successful. So I don't want to comment any transfer rumors. Evet, açıkçası bundan geçmişte de bahsetmiştim. Benim şu anda tek odak noktam, tek konsantrasyonum Fenerbahçe üzerine. Ben takımın Fenerbahçe için her şeyi vermek istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Dolayısıyla bu konularla ilgili olarak konuşmak, yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Atilla Zalay'ın açıklamalarını dinledik efendim. Transfer raporuna küçük bir ara veriyoruz. Aranın ardından birazdan buradayız.